Yeah. Kaç tane? 9.30 mu? 9.30 ve ben dizi izliyorum. Şimdi. Ya çok heyecanlıyım. Bir saat sonra yola çıkacağız. Hatta 45 dakika sonra filan. Ve şu an sucuk ekmek yapıyor annemize. Onu yiyeceğim. Bir de yolculuk için çantama birkaç bir şey daha koyacağım. Onu göstereceğim size. Son olarak bir de üstümü değiştireceğim. Sonra da çıkacağız. Bana filtre almış içecek olarak. Bir de kendime makarna mı yapsam yolculuk için? Yok artık. Abartı mı oldu? Bir de YouTube'dan şarkı ve film indireceğim. Hadi onu yapmam lazım. Çok iyi. Çıkmaya çalışıyoruz. Ama ben size çantamı göstermezsem rahat edemeyeceğimi düşündüm. Evet. Şimdi çantam böyle, hani alışveriş videosunda aldığım çanta. Bunları valizime koyamadım sanmadığım için o yüzden çantama koydum. Bir tane güneşde yandıktan sonra hani yaralarınıza ya da işte kısırlıklarınıza iyi gelmesi için bir after sun kremi. Bir tane vücut spreyi. Gözlük. Soka, cüzdanı, deodorant ve küpeler. Ya bence hoş bir çanta. Zaten bu çantayı da kombinimde falan kullanacaktım. Bu arada saat 11:20 geçiyor. Ama çıkana kadar 12'ye gelir diye düşünüyoruz. Evet, öyle. Benim de valizi halimiz. Defne'nin de valizi var. Elsa'lı. Benim de valizim var. Böyle. Şimdi aşağı geldim. Çok karanlık. Çantamı ve kalkanımı getiriyorum. Bir de şimdi arabayı yatağa çevireceğiz. Arkasını. O yüzden... Babamlara yardım etmeye geldim. Hava çok karanlık olduğu için ne kadar kaliteli bir video olur şu an bilmiyorum ama ışıklı bir şekilde çekmeye çalışacağım. Şimdi bagaja gördüğünüz gibi şu yani koltuğu öne yatırdık ve valizleri koyacağız. Sonra da üstüne yorgan koyacağız. Şu kalkayı da şu kenara koyayım baba. Al. Heh, tamam. Süper, benim şeyimi doğru koyarız. Bunu da artık şuraya sığmıyor mu? Ay. Tamam. Böyle. Yorgan getireyim mi? Düşüncelerinizi alalım. Tatile gidiyoruz. Nasıl hissediyorsun? Çok güzel hissediyorum ama sabırsızlanıyorum. Bir an önce gitmek mi istiyorsun? Evet. Çok mutlusun. Evet, çok mutluyum. Sabırsızlanıyorum. Tatile geleceğiz. Nasıl bir tatil, pardon? Galiba havuzda yüzeceğiz. Ups. Ve deniz de varmış. Evet. Çok yani, güzel. Anne senin duygularını alalım. Yüzmeyi inşallah unutmamışızdır. Aşağı hala tam çıkamadık. En son arabaya inmiştim. Sonra tekrar geldim. Babamlar valizlerin üstüne yorgan koymaya başladılar. Bir 10 dakika sonra çıkacağız. Çünkü çalışma makinesinin içinde bulaşık olduğu için onu bekliyoruz. Yani bulaşığın bitmesini bekliyoruz. Ben de o sırada YouTube Premium'um var benim. Bir sürü şey indirdim telefonuma. İyi oldu yani evde beklediğim. Unutmuştum, bugün yapacaktım. Çizgi filmden tutun, tatil vloglarından tutun. Şarkılara kadar bir sürü şey indirdim. Yolda izleyeceğim internetsiz bir şekilde. Yani o yüzden baya güzel. Şimdi yola çıkacağız. Çok heyecanlıyım. Çok bol bulabildiğim şeyler giydim. Böyle tamamen bol bir tişört ve bol bir şort giydim. Öyle hani. Burası böyle yatağımız. Altta valizler var. Üstte böyle yorganlar var. Önde de annemler oturacak. Ayaklarımı çıkarayım. Yatağımız böyle geçen senkinden biraz süre. Kendimi limuzinde gibi hissediyorum. Ters dön. Çok güzel. Ben nasıl ters dönebilirim? Sen bu tarafa geçeceksin. Uyudun mu? Ya uyuyacağım. Çıkacağız yavaştan, çok çekemeyebilirim. Defne ışığı kapama. Çünkü Defne falan da olacağı için uyuyacak mı? Defne uyuyacak mı? Hı. Hadi yap. Dur da. Dur. Şöyle ben de geçeyim. Ama burası çok rahat. Hüseyin sen de misin? Şimdi yola çıktık. Yaklaşık bir 8 saatlik bir yol olacak. Bu arada Yandex harita bilmem nesi çalışıyor. Molalarla birlikte en fazla 8,5 saat sürer diye tahmin ediyoruz. Güzel bir yolculuk olmasını umuyorum. Ya şu an uykum yok ama bir saat içerisinde uyurum. O bir saatte de YouTube'dan indirdiğim videoları izleyeceğim. Sonra bir saat sonra da uyurum.
uyurum zaten. Yarın sabah erken 7-8 gibi kalkarım. Son yolculuğum, yani son 45 dakika filandan. Ya da molalarda da uyanırım muhtemelen. Molalarda uyandığımda çekeceğim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bir yıldır, geçen seneden beri bu anı bekliyorum gerçekten. Tatil bence çok çok güzel bir şey. O yüzden çok heyecanlıyım. Şu an yani uykuluyum ya da böyle bir geç saat olduğu için çok hani enerjik değilim ama gayet heyecanlıyım ve bugün bayağı yoruldum. O yüzden rahat uyuyorum diye düşünüyorum. Defne biraz ışığa git ve bizimle röportaj yap lütfen. Tamam. Yapsana kuzum. Defne yolculuğun 5. dakikasında, Hüseyin de 10. dakikasında uyuyakaldı. Fakat ben hiçbir şekilde uyuyamıyordum. Saat 3'e kadar uyuyamamanın ardından ara ara uyumaya başladım. Tam deliksiz yatamasam da sürekli kalktım. Ama yine de bir 2-3 saat falan uyumaya çalıştım. Ve burada da tam biz uyurken Defne gözlerini açmış. Çok tuhaf bir şekilde bize bakıyor. Saat 5:56. Ben toplam 2 saat belki uyudum, belki uyumadım. Ya da 3 en fazla. Zaten 3'e kadar hiç uyumadım. 3'ten sonra şu ana kadar bir uyumadım. O da molalarda sürekli kalktı. Saat tam ve çok kötü. Şimdi daha uyumaya çalışıyorum. 2 saat daha uyumuşum. Cidden iyi oldu çünkü az uyumuştum. Burada Hüseyin var. Hüseyin uyandı mı? Arada uyanıyor, tekrar uyuyor. Yaklaşık 1 saat 40 dakika yolumuz falan kaldı. Vardığımızda zaten size söyleyeceğim. Bu şekilde çok heyecanlıyım. Burada da o güzel yolu çekiyorum. Burada Göce'ye varmak üzereyiz. Muğla'dayız ve Göce'ye doğru ilerliyoruz. Yollar çok güzel. Işık çok güzel ve evet. Arkadaşlar şu an eve geldik. Şu an klor mu atılıyor? Süper, tamam. Hava 35 derece. Tamam. Burası bizim kendimize ait özel havuzumuz. Şuradan gidince de Defne, bu arada ev turu gelecek. O yüzden çok da göstersem bilmiyorum ama Mina da uyuyormuş. Demin gittim, köpeğini sevdim. Annesi oradaydı. Şimdi de havuzu göstereceğim size. Burada evler var. Ay çok güzel arkadaşlar, bakın şimdi. Süper. Aman Allah'ım. Bakın. Burada normal havuz var. Yani burada yüzeceğiz. Bu da herkesin girdiği havuz. Ve şurada da deniz var. O kadar güzel ki yani. Arkadaşlar şimdi ben mayamı giydim. Şimdi yüzmeye gidiyorum. Çok güzel. Hüseyin gitti, yüzdü bile şu an, atladı yani. Mina da uyandı, giyinip gelecek yanıma. Ben de gidip yüzeceğim. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Birinci günün akşamındayım şu an. Ve bugün gerçekten çok güzeldi. Yolculuk biraz kötüydü. İlk başta 3'e kadar hiçbir şekilde uyuyamadım. 3'ten sonra hani yol tuttu vesaire derken 5'e kadar böyle deliksiz olmasa da hani arada kalka kalka hani bir şekilde uyudum. Daha sonrasında kalktım işte.
5.59'da falan 7.59'a kadar uyudum. Ya toplam 5.5-6 saat uyudum. Aslında nereden baksanız kar. Çok da kötü değil. Ama normalde her sene ben en az 8-9 saat uyudum. Yani bütün yolculuk uyudum. Bu yolculuk da böyle oldu ama çok sıkıntı değil. Şöyle ki benim kuzenim bu Göcek'teki bu sitede oturuyordu ve biz de bu siteden ev tutmak istedik. Ev turu gelecek çok yakında. O yüzden evle ilgili zaten merakınız birazdan ya birkaç video sonra gidereceğim. Çok güzel bir yer. Hani ben gezdim. Bugün daha çok gezmeye harcadım ve zaten birinci tatil vlog da gelecek. Yolculuğum da gayet güzeldi. Hani evi de çok beğendim. Kuzenimle de zaten çok eğleneceğimizi düşünüyoruz. Size bol bol videoları boyayacağım. Açıklama kısmını, Instagram hesaplarımı ve kendi internet sitemim arkama ulaşabilirsiniz. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.